Selam millet, Dede Oyunlar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bugün yine sizlerden gelen istekler doğrultusunda Mouse Busters isimli oyunu dikizleyeceğim. Ghostbusters oyununun değişik bir paralel evrende geçen versiyonu olduğuna inanıyorum. Emin misin? Bu oda oldukça, bu odanın bir takım sorunları var. Ha, neyse senin kısıtlı bütçene karşılık sadece burayı teklif edebiliriz. Benim için uygun. Peki eğer öyle diyorsan, öyleyse lütfen bu sözleşmeyi imzala. Apartman bu. Oda numarası 203. Anahtarı sana zaten verdim. Kalan işlerini atman için seni rahat bırakayım. Bence de bırak. Oda numarası 203 ise bu kaç? Oda numarası 101. Benim odam değil. O zaman oda numarası 203. Merhaba. Enerji içeceklerim bitti. Tüh. Neden hafta sonları çalışmak zorundayım? Oda numarası 203. Nokta atışı. Bu benim odam gibi görünüyor. İçeri girmek ister misin? Niye girmeyeyim ki? O yüzden gelmedik mi? Vay. Böyle güzel bir şekilde izometrik yapmışlar odamızı. Bütün valizlerim ve temel mobilyalarım teslim edildi. Eşyalarımı yerleştirmem lazım. Çocuğum yerleştir. Beni bekliyorsun. Aha. Bu fare insanlarla yaşamaya alışmış olmalı. Benden kaçmaya çalışmıyor. Fareyi besle. Bütün yuttu diyecektim. Peki, fare yemeğini alıp gitti. Dinlenmem lazım. Bugünlük bu kadar yeter. Uyumaya gitmek ister misin? E babacığım biraz önce dinlenmem lazım dedin. O zaman uyu. Ha, pijamalarını giydi. Tamam. Bu kabul edilebilir. Mantıklı bir alışkanlık. Ve görünmez oldum. Ha? Abo, fare oldum. Ben de kafa buluyordum yatakta yokum diye, görünmez oldum deyip. Olamaz, ben bir fare mi oldum? İşte kanka, beni de içeri alın. Seni beslemiştim bak. Bu taraftan. Bu taraftan. Buraya gel kardeşim. Beni takip et. Duvarda minik bir delik var. Belki bu küçük bedenle içinden geçebilirim. Deliğin diğer tarafından mırıldanmalar duyabiliyorum. Delikten içeri girmek ister misin? Evet. Abo. Hoş geldin kardeşim. Bu bizim ikinci kez birbirimizle tanışmamız. Az önce fare konuştu. Sessiz olacak mısın biraz? Önce biraz sakinleşir misin? Ama sen de bir faresin. Biz aynıyız. İkinci kez mi tanışıyoruz? Dün bana kurabiye verdin değil mi? Bir genç için gerçekten naziksin ha. Ama taşındıktan sonra komşularını selamlayacak kadar nazik de değilsin. Ne hazin. Sen kimsin? Gerçi şaşırdığın için seni suçlayamam. Sonuçta her şey çok hızlı gelişti. Her neyse. Bana şey diyebilirsin. Patron. Patron mu? Evet. Aslında bunca zamandır senin gibi birini bekliyordum. Seni ilk çırağım yapacağım. Bunun için minnettar ol. Ama neden olayım? Bunu söylemek benim için biraz zor. Ama normale dönmek istiyorsun değil mi? Tekrar insan olabilirsin. Tabii eğer verdiğim bütün görevleri tamamlarsan. Ama sanırım hazırlanmak için biraz zamana ihtiyacım var. Bunu anlarım. Hazır olduğunda bana haber ver. Yatak. Bunun üzerine ne karalanmış? Hazır mısın? Evet hazırım. Peki. Hadi işe koyalım öyleyse. Taşınmadan önce bunu zaten duymuşsundur. Apartmanla ilgili söylentiler var. Karanlık bir geçmiş hakkında. Ve o söylentiler... Doğru. Ne demek istiyorsun? Bu apartman lanetli. Hayaletler musallat olmuş. Hayaletler? Evet, onların varlığı apartman sakinlerinin duygularını etkiliyor. Ama onlar farkında değil. Sonuçta insanlar normalde hayaletleri göremezler. Yani...
Burayı onlardan kurtarmak bizim işimiz. Bu mümkün mü? Tekrar insan olabilirsin. Tabii yer verdiğim bütün görevleri tamamlarsan. Diğer bir deyişle onun için çok çalıştığın sürece istediğin her şeyi elde edebilirsin. Ama nasıl? Onu hallettim. Bugün için çok uzun zamandır hazırlanıyorum. O ne be? Harika. Bu sana uygun. Bu ne için? Tabii ki de bu bir üniforma. Uygun giymek sana profesyonel hissettirir. O kablosuz aletle görev sırasında istediğin zaman benimle konuşabilirsin. Ve kendimize The Mouse Busters diyeceğiz. Mouse Busters? Evet. Biz Mouse Busters. Bütün kötü hayaletleri yenecek olan kahraman fareler. Bir sorun mu var? Bu hayaletleri yenmek demek değil ha. Sana fareleri yok edecekmişiz gibi mi geldi? Sen küçük detaylara takılan bir tipsin ha. Her neyse, önemli olan kulağa havalı geliyor. O yüzden Mouse Busters kalsın, anlaştık mı? Gerçekten mouse'ları pörtleten gibi bir anlamı var. Fareleri, önemsiz konulardan konuşmayalım. Ana görevimize dönecek olursak hadi hayaletleri yok edelim. Şimdi dışarı çık ve talimatlarımı takip et. Oda 101'den hayalet enerjisi geliyor. Sol koridorun sonunda. Oradan başla. Odada bir hayalet sinyali var bu arada. Her kiracıya bir profil oluşturdum. Yardım olur mu bilmem ama umarım olur. 20'lerinde bir kadın. Son modayı takip etmeyi seviyor. Modaya özellikle takıntılı gibi görünüyor. Bakkala giderken bile makyaj yapan tiplerden olmalı. Bu odada hayalet avına başla. Ana! Alışılmadık bir şey gördün mü? Hayır. Görünüşe göre şu an ortada hiç hayalet yok. Hayaletler her zaman fark edilmiyor. Hayaletleri aramalısın. Hadi odayı inceleyelim. Bu sadece sıradan bir yatak. Normal bir yatak ha. Bunda bir şey yapamayız. Çekmecenin içine baktım, bir şey bulamadım. Hey kardeşim, hayaletin izini sürmek önemli, bunu biliyorum. Ama bir hanımın odasını ararken suçlu hissetmiyor musun? Ama mecburum. Pekala. Hayaleti bulmalı ve o kız için ondan kurtulmalıyız. Doğru olanı yaptım. Sadece yetişkin bir adamın bir hanımefendinin odasını araması tuhaf görünüyor. Yapması gereken şeyi yaptın. O ne? Fare parası bulmuş gibi görünüyorsun. Fare parası mı? Bir şeyi kontrol ettiğinde bir fare parası bulabilirsin. Nasıl kullandığını sonra anlatırım. Şimdilik hayalet avına odaklanalım. Bir kıyafet ve aksesuar düzeni. Gerçekten kıyafet almayı seviyor olmalı değil mi? Her gün ne giyeceğini nasıl seçiyor merak ediyorum. Kocaman bir ayna. Aynı baktın ve küçük süslü bir fare gördün. Oh, bu benim. Ne büyük bir ayna. Gerçi her zaman şıkla bakımlı olmayı seviyor gibi duruyor. Sadece bir ayna. Düşününce iyi bir seçenekte. Uzun zaman önce insanlar aynaların hayaletler ve ruhlarla güzel bir çeşit bağı olduğuna inanıyorlardı. Özellikle birbirine bakan iki ayna olduğunda. Ama burada iki ayna yok. O yüzden bence burada hayalet yok. Dur bakalım. Kiracı vakite geçmek üzere. Git bir yere saklan. Nereye? Son zamanlarda biri beni izliyormuş gibi hissediyorum. Huzursuz hissediyorum. Belki sadece stres yaptım. Duvarda bir delik mi var? Umarım yoktur. Ama yine de evdeyken bile iyi görünmeye dikkat ederim. Utanmak için bir sebebim yok. Hayır hayır, konu o değil. Abo. Belki sadece biraz yorgunum. İnsanlar hayaletleri göremiyor. Hayaletin yerini bulmuşsun gibi duruyor. Şimdi ondan kolayca kurtulabilirsin. Ama kiracı yolu kapatıyor. Onu oradan uzaklaştırmamız lazım. Hadi dikkatini dağıtacak bir şey bulalım. Ha, TV ha? Fena değil. TV'ler bugünlerde çok garip. Açma tuşunu bulamıyorum bile. Çünkü bilirsin yani, espriler çok basitti. Sadece kanalı değiştirmek için büyük ayar düğmelerinin arasına geçiş yapardım. Eski güzel günlerimi hatırlattı. Neyse, yine konuyu değiştirdim. Buralarda bir yerde bir kumanda vardır. Hadi arayalım. Evet. Bugün bu yılın moda trendini konuşacağız. Televizyon kendinden mi açıldı? Pastel renkli örgü elbiseler bu sezonun gözdeleri. Bunlar harika görünüyor. Bir tane almalıyım. Son modayı takip etmeliyim. Yoksa arkadaşlarım elimden alay eder. Harika. Pencereden uzaklaştı. Şimdi işini bitirmek için harika bir zaman. Peki ne yapmamı istiyorsun? Şuna bak. Ne kadar da garip görünen bir hayalet var orada. Ona bu kadar yakın olmak güvenli mi? Hiç sorun olmaz. Hayaletin karanlık enerjisi sakinlerin duygularına zarar veriyor ama hayaletin kendisi o kadar zararlı değil. Garip bir şekilde hayaletler sadece içinde oldukları odanın sakinliğini hedef alıyor. Evet, şov zamanı.
Gizli silahını kullanmanın zamanı geldi. Bitir işlerini. Nasıl yapacağını hatırlıyor musun? Silahını tut ve merminin gitmesini istediğin yere dokun. Şimdi onu vur. Endişe etme kardeşim. Hayal sana aniden saldırmayacak. O yüzden sakin ol. Bence saldıracak. Ha. Gerçekten saldırmadı. Her şey beklendiği gibi gitti. Hiçbir sorun yok. Harika, hayaleti yok ettin. Mouse Buster olarak ilk görevimizi yerine getirdik. Düşündüğümüzden daha kolay oldu değil mi? Bu odanın kiracısı artık güvende. Artık ofise tekrar dönebilirsin. Gadır'ı kurtardık. İyi iş kardeşim. Yaptıkların kesinlikle mükemmeldi. Doğru insanı seçtiğimi biliyordum. Bunu devam ettirelim. Neyse dinlemelisin. Yarın yine yoğun bir gün olacak. Dinlenmelisin. Dinlemelisin değil. Ha? Apartmanı yıkmak derken neyi kastediyorsun? Üzgünüm dostum ama bu kararı çoktan verdim. Buranın sahibi benim. Kararım kesin. Ama sözümüzü bozuyorsun. Başından beri bunu düşündüğünü mü söylüyorsun? Ne kastettiğini anladığımdan emin değilim. Neyse, kovuldun. Benim için çalıştığın için teşekkürler. Genç. Gece gece bu ne yapıyor sinsice ya? Pekala, her şey iyi görünüyor. Ama yine de biraz daha zamana ihtiyacım var. Ama bu biz bütün hayaletleri yok edene kadar hazır olmalı. Bir işler dönüyor. Peki. Kalkma vakti. Günaydın. O bilgisayarla ne yapıyorsun? Bu bilgisayar mı? Sadece çalışıyorum. Yapacak çok şeyim var. Bilgisayar kullanmayı biliyor musun? Sen de zırvalıyorsun. Bu çağda bilgisayar olmadan hiçbir şey yapamazsın. Sen de bir zamanlar insan mıydın? Bu doğru. Biz aynıyız. Gerçi büyük ihtimalle o küçük bedenle hareket etmeye alışmadın. Ama alıştığın zaman o kadar da kötü değil. Bu bedenle çok az bir yiyecekle hayatta kalıyorum ve kestirme yollar için dar yerlerden geçebiliyorum. Biraz eğlenmeye tekrar hazır mısın? Şimdi dışarı çık ve talimatlarımı takip et. Genç. Bu arada sana göstermem gereken bir şey var. Bu bilgisayarı sadece senin için hazırladım. Ne istiyorsan yapabilirsin. İstersen sana nasıl çalıştığını öğretebilirim. Şimdi onu açmayı dene. Hangi bilgisayarı? Bu bilgisayarı mı? Ha. Bu cihaz ne işe yarıyor? Açıklamama izin ver. Hayalet silahı eğitim programını oynamak için bu simgeye tıkla. Hayalet silahıyla atış yapmak için alıştırmalı yapmak için harika bir alan. Mini bir oyun oynuyormuşsacısına eğlen ve keyfini çıkar. Bu senin fotoğraf albümün. Bu albümde topladığın fotoğrafları görebilir ve paylaşabilirsin. Odayı temizledikten sonra bir fotoğrafın var değil mi? Ona bir göz at derim. Diğer fotoğrafların kilidini açmak için ne yapman gerektiğini bilmek istiyorsan kontrol edebilirsin. Bu video galerisi. Burada kısa hikayeler izleyebilirsin. Hangi ithalere sahip olduğumuzu görmek için bu butona tıkla. Daha önce söylediğim gibi. Daha fazla detay için ekranın sol köşesindeki yardım butonuna basabilirsin. Gerisini sana bırakacağım. Hayal tablodan önce mini oyun oynamak iyi bir fikir olabilir. Tavsiye ederim. İyi şanslar. Peki canım. Oyun oynamak ister misin? Bir fare parası tutacak. Fare parası 2. Tamam. Evet. Bunu hareket ettirebiliyorum. Ha. Ne bileyim, fena oynamadım bence. Evet, şu anki high score bende. Ayna aldınız. İyi, iptal. Ayna almışım. Her neyse. Bunu mu kurtardık? Yok, paylaşma. Neyim var? Aynam var. İki aşamasında en az 65 puan alarak veya toplam puanın 1000 olduğunda elde edebilirsin. Ha direkt elde etmişim peki. Böyle de bir adamım işte yani. İptal. Tamam. Kapat.
Çık. Biraz eğlenmeye tekrar hazır mısın? Şimdi dışarı çık ve talimatlarımı takip et. Aynı şey. Dejavu oldum. Dışarı çıkacağım sürede sırada hemen saldırıp bir şeyler söylemeye başladın. Oda 102 ve 202'de hayaletlerin enerjisini hissedebiliyorum. İstediğin odadan başlayabilirsin. Sıradan. 30'larında bir adam. Her gün çok meşgul görünüyor. Eve geldikten sonra bile bilgisayarda çalışmaya devam ediyor. Patronu korkutucu biri olmalı. Hayal tavına başla. Hayaletler bu odada bir yerlerde saklanıyor. Bu odanın kiracıları henüz dönmediler. Bu bizim için bir fırsat. Hadi işimizi hızlıca bitirelim. Ne yapacağını biliyorsun. Boş enerji içeceği kutuları yerde. Enerji içeceği bitmişti, evet. Markayı biliyorum. Blue Bison. Sloganları boynularımızı büyütün. Çünkü insanları hayvanlar gibi enerji yapmasıyla biliniyor. Ben de önceden bundan içerdim. Hayvanlar gibi enerji garip bir tamir oldu. Duvarda bir takvim var. Bir yıldaki bütün aylar tek bir sayfada. Takvim ha. Olağan dışı bir şey görmüyorum. Perdeler kapalı. Perdeler ha. Oda 101'de olanları düşününce hadi bir bakalım. Yok. Bunun arkası sakinmiş. Arkasında bir şey çıkmadı. Gergin misin? Evet ben de. Odaların başka yerlerine bakalım. Kitaplığın rafında çeşitli kitaplar dizili. Vay, ne büyük bir koleksiyon. Programlama, kişisel gelişim ve yatırımla ilgili kitaplar var. Hatta iş aramak ve girişimcilikle ilgili kitaplar bile var. Bu odanın sahibi de büyük ihtimalle çok çalışkan biri. Fare parası. Kiracılar geri dönmüş gibi görünüyor. Arazi! Arazi! Şimdi buradadır hayalet. Açtığında çıkacak. Ah yoruldum. Neyse, dinlenmek için çok erken. Son testin tarihine uymalıyım, yoksa patronum bana yine çok kızacak. Aa, burada çıkar dedim hayalet ama çıkmadı. Şifreyi açınca mı? Eve gelince bile çalışıyor mu? Ne zor bir yaşam. Ha, tabii. Tabii ki oradan çıktı. Uf, neden bilmiyorum ama bugünlerde çok yorgun hissediyorum. Bu yüzden iş yerinde yine hata yaptım. Ve tedavi edebilmek için evde çalışıyorum. Hayat çok zor. İşte orada. Hayalet. Şimdi ne yapmamız lazım? Bu adama nasıl ilgisini dağıtabiliriz? Fare mi? Odamdan dışarı çık. Aha. Peki. Olamaz. Kiracı yolumuzda. Şimdilik doğru zamanı beklememiz gerekiyor. Ne yaptı? Odadan mı kovdu bizi? Ha yok. Uf. Bu çok yakındı ama bitirmeyi başardım. Çok yoruldum. Ha, şapkasına bayıldım adamın. Yarın için alarm kurdum mu ki? Bu işe yarar. Vaktinde uyanmalıyım. Yoksa patronum beni tekrar azarlar. Ama bu hiç adil değil. Patronum bana her zaman fazla mesai yaptırıyor ve işimi eve getiriyorum. Ama işe sadece bir dakika bile geç kaldığımda büyük bir yaygara koparıyor. Garip gelenekler için çok fazla zaman harcıyorlar. O sıkıcı sabah toplantına katılmaktan çok yoruldum. Homurdanmalar. Pardon, homurdanmalar. Yazı diye okuyorum ben de. Homurdanmalar. Lan! Sen de mi uyuyorsun? Ne güzel ya, adam uyusun sen uyu. Patron. Ha? Kesinlikle uyuyakalmadım. Sadece gözlerimi kapattım. Evet. Hayalet bilgisayar kapalıyken kayboluyor gibi görünüyor. Ne kadar uygunsuz. Başkasının bilgisayarını çalıştırmak çok kaba ama başka seçeneğimiz yok. Hadi onu açalım. Benim bilgisayarım ses yapıyor diyorum, şikayet ediyorum da bu da maşallah hızar gibi çalışıyor. Sadece bilgisayarı çalıştırmak yeterli değilmiş gibi görünüyor. Giriş yapmalıyız. Ne yapabiliriz? Parola olmadan yapabileceğimiz bir şey yok. Buralarda bir ipucu olabilir. Etrafa göz atalım. Mırıl mırıl. 7G4KFZ. 7G4KFZ. Uykusunda mı konuşuyor? Yoksa parola mı? 74GKFZ. Hatırlamam gerekiyor mu acaba bunu? Uykusunda söylediğini yer. İşe yaramıyor.
şey yarayacağını düşünmüştüm. Sanırım o kadar kolay değilmiş. O nasıl bir uykuda konuşmak öyle? Tamam, şuraya git. Üzerinde bir işaret mi var? Belki birinin doğum günü falandır. Paralı olabilir mi? Bir deneyelim. Tamam. Adamın doğum gününü gir. O da olmadı. Kolay olmayacağını biliyordum. Başka bir ipucu var mı? Neyse, kullanıcı adı parola olarak deneyelim. Kullanıcı adını parola olarak deneyelim. Yok artık. Nasıl bir güvenlik mantığı? Ne saçma. İşe yaradı mı gerçekten? Bazı insanlar kullanıcı adını parolası yapacak kadar tembel oluyorlar. Bu seferlik bizim işimize yaradı ama sen bunu yapma. İşte çıktı yine. Bak, hayalet ortaya çıktı. Şimdi yap. Mükemmel. Harika. Hayaletten başarıyla tekrar kurtulduk. Artık kiracı hayaletten kurtulmuş olmalı. İyi iş. Şimdi buraya geri dön. Canım, ben yine başardım ya. İyi iş. Bugün yine harika iş çıkardık. Bu arada çok aç olmalısın. Bize yiyecek hazırlayacağım. İşin asıl numarası bence şu aşağıda falan ha. Lezzetli görünmüyorlar mı? Afiyet olsun. Bu nedir? Kör müsün? Bu yemek. Genelde kiracılardan yemek alırım. Onlar adına kötü hissediyorum. Ama biz onları hayaletlerden kurtarıyoruz. Anlayacaklardır. Düşününce bunlar sadece kurabiye ve peynir. Bunlar yeterince sağlıklı değil. Daha iyi bir şeyim var. Ama onu özel durumlar için saklayalım. Pekala, pekala. Gidip biraz yiyecek alacağım. Burada bekle. Çekmece kontrol edilsin mi? Tabii ki kontrol edilsin. Bir gazete küpürü buldunuz. Bir adam apartmanda intihar etti. 16 Ağustos 2002'de yetişkin bir erkek cesedi XX şehrinin apartmanında bulundu. Polis bulgulara dayanarak olayın intihar olduğunu sonuçlandırdı. Polis departmanına göre ceset apartman sahibine ait. Polis daha fazla detay için soruşturma yapıyor. Rafa göz atılsın mı? Tabii ki. O ne be? Bir mumyanın eli mi? Geri koy. Hiçbir şey görmedin, tamam mı? Beklettiğim için üzgünüm. İyi bir şey buldum. Bir kiraz. Lezzetli görünüyor değil mi? Evet. Seveceğini biliyordum. Şimdi bir şeyler ye ve yarın daha sıkı çalış. Bir şeyler dönüyor. Bir işler dönüyor burada. Bir kolpalar var. Niv. Niv ne? Niv'de bir tane adamımız var artık. Böyle bir resmi oldu. Fotoğrafı paylaşma. Bu ne? Bu bölümü açmak için 3 fare parasına ihtiyacım var. 2 fare parası. Aa. Hayır. İptal. Fare parasıyla birbirimizi üzmeyelim şimdi. Kapı açılmıyor. Kilitli gibi duruyor. Vallahi kardeşlerim, ne yalan söyleyeyim. Beni oyun ters köşe yaptı. Biraz daha böyle, hani içinde çok fazla böyle, daha nasıl söyleyeyimse, platform oyunu gibi bir şey, oyun daha değişik, böyle mobil oyunlar gibi bir oyun bekliyordum. Onun yerine biraz daha basit, click to play ama senaryolu, çok hoş bir oyun çıktı karşıma. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Açıkçası neler olacağını da merak ediyorum. Eğer beğendiyseniz ve seri olsun isterseniz, her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınızla destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün 2 yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.